Sevgili hanımlar, 5. videoya hoş geldiniz. Bu bölümümüzde de eteğini çalışacağız ve son bölümümüz inşallah. Şimdi tarifte şu birleştirdiğimiz yerden 1, 2, 3, 4, 5 yukarıydı tarifte. Ben 2 sık iğne atlıyorum yani. Çünkü biraz daha uzun olsun istiyorum eteği. İki zincir çekiyorum. Burayı böyle ikili trabzanla dolanıyoruz bu şekilde. Evet, bu şekilde dolanalım. Başladığımız yere geliyoruz. Başladığımız yere geldik. Hemen zincirin sık iğne ilk yaptığımız trabzanın başına ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Şimdi iki zincir çekiyorum. Hemen battığımın üstüne battığım yere tekrar trabzan yapıyorum. Bu sırayı da hiç arttırma, eksiltme yapmadan bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, aynen bu şekilde bu sırayı da böyle tamamlayalım. Arttırma, eksiltme yapmıyoruz. İkinci sıramızı da böyle tamamlıyoruz. Geldik ikinci sıranın sonuna. Şimdi bir tane ilmek kaydırma yöntemiyle burayı birleştiriyoruz. Şimdi iki zincir çekiyorum. Üçüncü sıradayım. İki trabzan yapıyorum yan yana. İki trabzan yapıyorum. Üçüncü sık iğneye iki tane arttırma yapıyorum. Yani bir deliğe iki tane batıyorum. İki tane yan yana trabzan yapıyorum. İki tane yan yana trabzan yaptım. Şimdi onun yanındaki sık iğneye çift batıyorum. İki tekli trabzan, yani iki tane yan yana trabzan, bir tane de çift batıyoruz. İki trabzan yaptım. Yanındakine çift batıyorum. Artırma yapıyorum yani. Yan yana iki tane tekli trabzan, ikili trabzan yan yana. Yanındakine çift batıyoruz.
Şimdi iki tane yan yana iki tane ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındakine çift ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. Onun yanındakine çift batıyorum. İki tane yan yana yapıyorum. Onun yanındakine çift batıyorum. Bu işlemi de sıramızın sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyoruz. Yine geldik birleştirme yerine. Burayı ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Şimdi dördüncü sıraya geçtik. Dördüncü sırada yine aynı iki tane yan yana ikili trabzan, onun yanındakine bir deli çift batarak iki tek bir çift, iki yan yana ikili trabzan, onun yanındaki deli çift ikili trabzan batıyoruz. 2 yan yana 2 tane yan yana ikili trabzan, onun yanındakine çift batıyoruz. 2 çift, 2 tek, 2 çift, 2 tek. Bu işlemi de sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyoruz. 4. sıramızdayız. 5. sıraya geçtim. Burayı da ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. 5. sıradayız. Şimdi yine aynı 4. sırada yaptığımızı yapıyoruz. 2 tek, 1 çift batarak bu sırada da aynı işlemi yapıyoruz. İki tek, bir çift, iki tek, iki tek, bir çift. Bu şekilde bu sırayı da böyle örüyoruz. 5. sıramızın sonunda ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Her bir trabzana tek tek batarak bu sırayı da böyle tamamlamış olacağız. Evet, bu şekilde tek tek sıramızın sonuna kadar örelim. Evet, 6. sıramızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi burayı da ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdik. Makası unutmuşum getirmeyi. Şimdi burayı da koparttık. Diğer ipimizle bir üst sıraya geçiyoruz. Şimdi diğer ipimize geçiyoruz. Diğer ipimizde de şu bir tane sık iğne atlıyoruz. Bir tane sık iğne atlıyoruz. Şuraya batalım. Yine eteğimizin şu uç kısımdakinin yaptığımızın ilk sırası gibi ilmek çıkararak öreceğiz.
Evet, burayı böyle bu şekilde ilmek çıkara çıkara öyle örelim. Sıramızın sonuna kadar örelim. Şimdi ilk sırayı tamamladık. İlmek kaydırma yöntemiyle burayı birleştiriyoruz. Şimdi iki zincir çekiyorum. Burada hemen 2'li trabzan yapıyorum. Yan yana iki tane ikili trabzan yaptım yan yana. Şöyle göstereyim. Şimdi bir artırıyorum hemen. İki tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Bir tane artırıyorum. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. 2 ikili trabzan yan yana, bir artırma. Şu sıramızda da buradan ilmek çıkarttıktan sonra bir sıra tekrar yine aynı sayıyı örmüştük. Şimdi burada farklı. İkinci sıramızda birleştiriyoruz ilmek kaydırmayla. Şuradaki farklı dediğim, yani burada üçüncü sırada artırmalara geçtik. Burada hemen ikinci sırada artırmaya geçtik. Bir, iki zincir çekiyorum. Üçüncü sıradayım. Burada üç tane yan yana trabzan yapıyorum. Üç tane yan yana trabzan yapıyorum. Yanındakine çift atıyorum. 3 tane yan yana trabzan yapıyorum. Üç tane trabzan yaptım yan yana. Yanındakine çift batıyorum. Yani 3 ikili trabzan, 1 çift ikili trabzan, 3 ikili trabzan, 1 çift ikili trabzan yaparak bu sırayı da böylelikle tamamlıyoruz. Geldik 3. sıramızın sonuna, ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. 3 4 tane ikili yan yana trabzan yaptım. Şimdi onun yanındakine çift ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. 3 4 tane yan yana trabzanı yaptım. Şimdi onun yanındakine çift batıyorum. Bu şekilde bu işlemde o sıramızın sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz. 4 ikili trabzan yan yana, 1 çift trabzan ikili yan yana. Yani çift dediğim, yani bir deliğe çift batılacak. 4 tane yan yana trabzan yapıyoruz ikili. İkili trabzan diyoruz. Onun yanındakine de çift batarak ikili trabzan yapıyoruz. Yani 4 tek 1 çift olacak. Geldik 4. sıramızın sonuna. İlmek kaydırmayla birleştiriyoruz. 2 zincir çektim. 5 tane yan yana ikili trabzan örüyoruz. 3 4 5 tane yan yana ikili trabzan ördüm. Onun yanındakine çift batıyorum. Çift ikili trabzan yaptım onun yanındakine. 5 tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. Üç, dört, beş tane yan yana ikili trabzanımızı yaptık. Onun yanındaki sık iğneye de çift ikili trabzan yapıyoruz. Yani 5 tek 1 çift, 5 tek 1 çift. Bunu da sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Geldik 5. sıramızın sonuna ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Şimdi bu kısım da bitti. Bu renkli olanımız da bitti. Şöyle. Evet, diğer renge geçiyoruz.
Ben açık pembeyle ördüm ilk sırayı. Orta sıra pembe oldu. Tekrar üstünü açık pembe yapacağım. Çünkü elimdeki olan ipler bunlardı. İsterseniz koyu, onun koyusunu da yapabilirsiniz. Üç renk ayrı ayrı da yapabilirsiniz. İsterseniz iki renk yapabilirsiniz. Bu sizin kendi kararınıza kaldı. Şimdi evet. Diğer üçüncü renge geçiyoruz yani. Üçüncü pileye. Şurası. Şimdi bir sıra bir şey sık iğne atlıyoruz. Şimdi iki zincir çekiyorum. Tekrar yine bir sıramızı bu şekilde oluşturuyoruz. İpin şeyi değilmiş fazla. Takılıyor kanadı. Evet, burayı da bu şekilde böyle sonuna kadar örelim. Birinci sıramızın sonuna geldik. Şimdi ilmek kaydırmayla burayı birleştiriyoruz. İki zincir çekiyorum. İki tane yan yana ikili trabzan örüyorum. Bir. İki tane yan yana ikili trabzan yaptım. Hemen onun yanındakine çift ikili trabzan yapıyorum. İki tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Bir ikinci ikili trabzanı hemen onun yanındakine çift batıyorum. Yani ikili ikili iki tane yan yana ikili trabzan, bir tane çift ikili trabzan. İki yan yana ikili trabzan, bir çift ikili trabzan. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Geldik ikinci sıramızın sonuna. Burayı da ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Şimdi iki zincir çekiyorum. Yan yana üç tane ikili trabzan örüyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan ördüm. Onun yanındakine çift batıyorum. Yanına 3 tane trabzan örüyorum yan yana. Onun yanındakine çift batıyorum. 3 trabzandan sonra çift batıyorum. Yani 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonuna gelelim. Geldik 3. sıramızın sonuna. Şimdi burayı da ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. 2 zincir çekiyorum. Yan yana 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç.
3 4 tane yan yana ikili trabzan yaptım. Şimdi onun yanındakine çift ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 tane ikili trabzan yaptım. Onun yanındakine çift ikili trabzan yapıyoruz. Bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlıyoruz. 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift. Geldik 4. sıramızın sonuna. Burayı da ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz ve eteğimiz bitmiş bulunmakta. Şöyle askılarına geçeceğiz. Şimdi kol askılarına geldik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Şurayı şöyle ölçerekten 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Modelde 45 demişti. Ama ben biraz daha aşağıdan yaptığım için, şu ilk sırayı biraz daha aşağıdan yaptığım için bakalım şimdi kaç gelecek. Gerçi bu ip kalın. 45'e denk geldi. Şimdi 45 tane zincir çektik. 1, 2, 3, 4. sıra sonuna kadar trabzanımızı yapıyoruz. İpiniz ince olabilir, kalın olabilir. Ölçerek yaparsanız daha iyi olur. Bu ip kalın. 45 zincire denk geldi. Şimdi bunu sıranın sonuna kadar trabzanımızı yapalım. Evet, bu şekilde örelim. Şimdi tokamızı yapıyoruz. 17 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane zincir çektim. 1, 2 zincir atlıyorum. 2 zincir atladım. 3'ünü ikili trabzanla zincirin sonuna kadar örüyoruz. Zincirin sonuna kadar ördük. 2 zincir çekip tekrar dönüyorum. İki zincir çekip dönüyorum. Böyle 4 sıra örüyoruz. Yani
2 sıra ördük. 2 sıra daha örüyoruz. 4 sıra ördük. Şimdi diğer ipimizi alıyoruz. Köşenin herhangi bir köşeden batıyoruz. Köşelere devamlı ikişer sık iğne öreceğiz. İsterseniz tek renkli de yapabilirsiniz. Köşelere ikişer batıyoruz. Süslü bir kız oluyor bu bebek. Köşelere ikişer batıyoruz. Başladığımız yere geldik. Orayı da ilmek kaydırmayla kapatalım. Sonra ipleri içeri çekeriz. Şöyle tam şöyle ortasından şu şekilde bir toka oluşturduk. Şurayı da dikmek için uzunca bırakalım. Şuradaki ipleri de temizleyelim. Evet, bir toka oluşturduk. Şimdi askıları ben göstermek amaçlı arkasını çapraz yaptım. Önleri düz, arkası çapraz. İsterseniz düğmeyle dikin, düğme dikin. İsterseniz küçük çiçekler yapıp süsleyebilirsiniz. İsterseniz fiyonk yapabilirsiniz. Artık o sizin hoşunuza giden bir şekle kalmış. Şimdi saçını da böyle yerleştiriyoruz. Kaş yapacağız, kirpik yapacağız. Onu videoda göstermiyorum. Artık hepimiz hemen hemen bu işte usta olduk. Yani çoğumuz biliyoruz. Tokasını da şöyle şuraya dikeriz. Yani şekillendirdikten sonra bir şekil verip tokayı da şöyle bir yere dikeriz. Unutmadan da söyleyeyim. Saçını burası kafasından çıkıyor. Bunun çıkmaması için sabitleyeceğiz. Aynı rengiyle. Şuralardan şöyle sabitleriz. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.